Şehidimizin babası Sayın İbrahim Tunç Bilek Beyefendi'yi ve anacığı, annesi, annemiz Sayın Safiye Tunç Bilek Hanımefendi'yi yanıma davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Şehidimizin annesi ve babası. Ben şehidimizin babası ve annesi adına sizlere teşekkür ediyorum katıldığınız için. Duygularımızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Babamızın ricasıdır bunu sizlere ben söyledim. Bir de Kemal Bey bir şey söyleyeceğim ben dayanamayacağım. Bir sen de gel yanıma gel. Gel. Şimdi bazı şeyler özellikle acılar kolay anlatılıyor, kolay yazılıyor ama kolay yaşanmıyor. Şimdi ben de çok geç biliyorsun sen de. Çok geç oldu ama bir tane erkek evladım var Allah bağışlasın. Ben dayanamayacağım şunu söyleyeceğim. Şimdi benim bu anam ağladı mı? Ağladı değil mi? Ciğeri yandı mı? Yandı değil mi? Onun için birileri benim adıma, şahsım adıma konuşuyorum. Benim adıma hiç konuşmasın. Eğer söz konusu vatansa ben de ağlayayım. Benim de ciğerim yansın. Şehidimizin babası size de teşekkür ediyor Kemal Bey. Ve onlara bir anı, anacığım bir anı olsun. Çok mübarek, bizim için kutsal, sizin için de öyle. Sunmak üzere bu programda, bu gecede emeği geçen Hasan abimizi, Sayın Hasan Karaboğan beyefendiyi de bir dakika boş bırakmamış. Ha, onu vermesini istiyor Kemal Bey özellikle. Alkışlarla onu sahneye davet etmek istiyorum. Şehidimizin eşi de aramızdalarmış. Onu da ben davet ediyorum. Lütfen buyursunlar. Lütfen buyurun. Evet Sayın Hasan abimiz Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye edecek şehit ailenize. Buyurunuz efendim. Bizim bu acıyı hafifletmemiz, bu yangını söndürmemiz mümkün değil. Ancak sizle paylaşabildik. Sizler de bizlere hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Dedim ya, benim anam ağlamış ya. Biz de ağlarız bu vatan için, değil mi anacığım? Sizler adına onları öpüyorum ve yerlerine vuruluyorum efendim.
Biz size teşekkür ediyoruz. Ve ailemize alkışlarla, minnetle, şükranla uğurluyoruz. Haklarımızı bizlere helal etsinler. Bizim zaten hakkımız helal de.